Sevgilim, İstanbullularım, değerli basın ve mensup arkadaşlarım. Öncelikle beraber çıktığımız bu uzun başkanlık maratonunda sizlere saygı ve sevgilerimi sunarım. Değerli İstanbullular, ben Hayri Güllü olarak 2008'de belediye başkanı adayı seçilmiştim. Ancak seçimlerin 2007'sinde olduğuna dair bir duyum aldıktan sonra bütün planımızı ve programımızı 2007'sine uydurduk. Daha sonra gelen şok bir haber sonucunda seçimlerin 2009 yılında olduğunu öğrendik. Sevgili İstanbullular, gerçekten de ben bu konuda olabildiğine sinirli ve olabildiğine rahatsız bir insan oldum. Sevgili İstanbullular, bakınız, seçimlerimizin hangi tarihte olacağı muallak. Ancak kesin olan tek şey, bizlerin halkımıza bazı şeyleri sunmak zorunda olan insanlar olduğumuz zorundalığı. Sevgili İstanbullular, vaatlerimize her geçen gün yeni ve değişik ve bir o kadar da ilginç vaatlerimizi ekledik. İlk vaadimiz internetle ilgili. Sevgili İstanbullular, interneti yasaklama taraftarıyım. Ne dersiniz? Güzel değil mi? Bence güzel. Neden? Çünkü internet sitelerinde mükemmel bir yoz, anlayış ve son derece nüye kaçan bir bakış açısı tespit ettim. Özellikle de bu açık kaçık sitelerde sevgili İstanbullular. Sevgili İstanbullular, çocuklarımız bu sitelere girmesin. Bunlardan gördüklerini eşine dostuna uygulamasın diye internete girişi çıkışı yasakladım. Sevgili İstanbullular, cep telefonu dediğimiz illete son noktayı koyuyorum. Artık cep telefonuyla iletişim kurulmayacak ve cep telefonu sadece cebimizdeki bir aksesuar olarak taşınacak. Bu sapık icadın oyununa gelmeyelim sevgili İstanbullular. Sevgili İstanbullular, bir diğer yaklaşımımız da kadın erkek ilişkileriyle ilgili. Kadın... Ne kadar güzel bir maskot sevgili İstanbullular. Yeni yaptırdım. Tayland'dan geldi. Sevgili İstanbullular, kadın erkek ilişkilerini yasaklıyorum. Evet, artık kadın ve erkek karşı cins olarak kabul edilmeyecek. Hem cins olarak kabul edilecek. İkisinin arasındaki ilişkileri tamamen yasaklıyorum sevgili İstanbullular. Böylece birazcık da nüfus planlamasına ve popülasyon dediğimiz globalleşen zincire eklenmemiş oluruz. Sevgili İstanbullular, bir diğer icraatımız da bu gökdelen kültürüne. İstanbul'da kafanı çevirdiğin her yerde bir gökdelen. Sevgili İstanbullular, bu gökdelen kültürüne dur demeyi planladım. Bundan böyle boş devlet arazilerini değerlendireceğiz. Park, bahçe, orman, hazine arazisi nereye bulursak ev kurdurtacağım. Neden? Bu kadar boş alan var sevgili İstanbullular. Biz ülkemizin %1,5'unu bile kullanmazken %20'lere yakınlık bir kısmını erozyon denilen toprak kaymasına veriyoruz. Sevgili İstanbullular, %20'lik kısmını erozyonda kaybedeceğimize neden oraları da ev yapıp içine oturmayalım? Sevgili İstanbullular, son icraatımda Pendiklilere. Pendik'te 2009'da eğer seçilirsem bir senelik sokağa çıkma yasağı uyguluyorum. Pendik'te kimse sokağa çıkmayacak. Evinde erzağı olmayan da kaniş gibi koltuğunda ölsün. Kusuruma bakmayın. Bana hiç oy gelmedi. Sevgili İstanbullular,
Sevgili İstanbullular, bakınız. Başkanlık dediğiniz şey herkesin aklında veya muayelesinde bulabileceği bir şey olmasa gerek. Başkanlık, sevgi ve saygı ister sevgili İstanbullular. 2009'da her gülleyle hep beraber görüşmesine hoşçakalın.